Buyursunlar efendim. Ben teşekkür ediyorum çünkü yani Instagram hesabımda da yazdım zaten. Yani Antalya benim için Münevver Hanım'la daha güzel. bu kitap bulmak hikayemizde Yapı Kredi yayınlarında zaman zaman bulamadığım ya da bulmakta güçlük çekeceğim bazı malzemeleri çok ortak dostumuz, sevgili arkadaşımız, rahmetli Sami Rifat gelirdi bana. Hatta beni mahsus böyle işte tabiri amiyaneyle gaza getirmek için, kızdırmak için Nedret işte bu antik çağ kitabını Enes Batur o bulamaz falan filan diyor. Yani hadi bir bul da görelim diyor falan diye beni böyle kızdırıp tamam bak ertesi gün nasıl bulurum size falan diye heyecanla gidip buluyordum. Dolayısıyla hakikaten 2000'li yıllarda Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde şen ve esen günler geçirdik. O unutulmaz günlerdi benim için. Şimdi efendim ben karşınızda yaklaşık 40-42 yıllık meslek icra etmiş bir adam olarak konuşuyorum. Yani benim ilk bu işe başlayış tarihim 1978 yılı. Yani liseden mezun olduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden 78 yılında bu sahaf çıraklığına başladım ve 78'den bu yana da bir 2-3 senelik Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yine eski nadir kitaplar, kütüphanedeki uzmanlığım, çalışmalarım dışında bir fiil bu sahaflık mesleğini icra ettim. 72'den 73'ten beri de bu şimdi burada resmini gördüğünüz Sahaflar Çarşısı'nın müdavimiyim. Bu gördüğünüz demirler, bu sayfa şey park düzeni 12 Eylül'ün şeyidir, izleridir. Çünkü 12 Eylül'de belediyelere albaylar her şeye, her birime albaylar geldiği için bu bölgeye bakan albay da bu düzensizlik nedir, buraya çeki düzen verelim, herkes tek düze olsun, işte kenarda parmaklık olsun, üstte de, ön tarafta da bir büst koyalım, müteferrikanın büstü olsun deyip böyle bir düzenek yaptılar. Aslında bu böyle park gibi gözüken yer 50'li yıllarda ve daha önceki yıllarda, 50'li yıllardan önce yok zaten bu bölüm de, bu böyle meydan. 50'li yıllardan sonra yığınlarla gelen, böyle kamyonlarla gelen büyük büyük kitapların üst üste yığılıp da üstüne brandalar örtüldüğü bir alan. Zaman zaman da burada esnaf arasında küçük çaplı müzayedeler yapılırmış. Şimdi bu şu çeşmenin önünde gördüğünüz kişi de yaklaşık 90 küsur yaşında vefat etti. Ali Ertem diye bir bey. Sahaflar Çarşısı'ndaki İstanbul Kitap Evi'nin sahiplerindendi. Esas Sahaflar Çarşısı Beyazıt Camii'nin hemen yan tarafında, Beyazıt Meydanı ile Sahaflar Kapalı Çarşı arasında bir geçiş yolu üzerindedir. Ve 1880'lerden sonra burada bir oluşmuş çarşıdır bu. Ondan önce yani Fatih'ten hemen sonra, İstanbul'un fethinden hemen sonra Kapalı Çarşı'nın içerisinde kurulur İstanbul Sahaflar Çarşısı. Osmanlı'nın da daha böyle eski tarihlerinde ya da Selçuklular döneminde de yine Anadolu kentlerinde büyük camilerin çevrelerinde ya da medrese yapılarının etrafında bir takım sahafların, eski kitap satanların, eski kitapları müstensih dediğimiz çoğaltan insanların var olduklarını biliyoruz. Zaten kelime itibariyle de Arapça bir kelime sahaf.
Suhuftan geliyor. Yani sayfalar, yapraklar demek. Sahaflar Çarşısı'nın Osmanlı döneminde bir şeyhi var. Sahaflar şeyhi var. Bir de mesleki anlamda da bir ketüdası var. Bunlar, bu kişiler sahafların denetimini, işte yapması gereken işleri ve hatta sahaflar şeyhi sahafların bir nevi koordinatörü gibi, diyelim ki bir çok önemli bir yazmayı ya da bir divanı sahaflar şeyhi bir nüshasını alıyor, çeşitli müstensihlere, kitabı çoğaltacak kişilere bölümler halinde dağıtıyor. Sonra o gelen bölümleri bir araya getirip toplayıp daha sonra da ciltçiye, gerekliyse bir sadrazama yapılıyorsa, bir elçiye yapılıyorsa ya da bir ne bileyim ben önemli bir kimseye, erkan dediğimiz kimseye yapılıyorsa, özel olarak müzehibe, tesipçiye, tesip yapana vererek, bu görevleri pas ederek ve onların ticari olarak da yaşamalarını sağlayarak, işte bizim bugün kütüphanelerimizde gördüğümüz nadide yazmaların oluşmasını sağlıyor. Sahaflık tarihiyle ilgili yazılmış iki tane kitabımız var. Bir tanesi Sahaflar Çarşısı'nda bir esnafın yazdığı bir kitap. O biraz popüler bir kitap. Ama esas Timaş yayınlarından çıkan Profesör İsmail Erünsal'ın Osmanlı'da Sahaflık ve Sahaflar Tarihi diye kalın bir kitabı var. Bu bir temel kitap. Yani bir nevi Uzun Çarşılı'nın kapı kulu ocakları, saray teşkilatı gibi sahaflık tarihi üzerine yazılmış günümüzde en mükemmel, en doğru kitap ve bence çok uzun zaman, önümüzdeki yıllarda da pek kolay kolay geçilemeyecek bir kitap. Fakat çünkü bu kitap Başbakanlık Arşivinden tutun da bütün o Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş seyyahların seyahatnamelerinin taranmasıyla oluşturulmuş bir belge topluluğu, toplamı. Maalesef yani 16. 17. 15. yüzyıllara ait sahaflıkla ilgili belgeler fazlaca yok elimizde. Yani Başbakanlık Arşivinde sanıyorum 1700'lerin başından itibaren sahaflık tarihiyle ilgili belgelere rastlanabiliyor. Ve rastlanan sahaflıkla ilgili belgelerde böyle çok hani içinde sosyal hayata dair bir şey yok. Daha çok sahaf dükkanlarının listesi, isimler, cetveller şeklinde. Kapalı Çarşı'daki dükkanlar eskiden 1980'li yıllara kadar Kapalı Çarşı'nın içinde bir sahaflar sokağı vardı. Ben çocukken oraya terlik almaya götürürlerdi de oradan biliyorum, sahaflar sokağı vardı. O sahaflar sokağı bu meşhur 1894'teki Büyük İstanbul depreminde Kapalı Çarşı'nın büyük bir tahribata uğraması nedeniyle oradan çıkıyorlar ve Beyazıt Camii'nin hemen yanında, yani bugünkü o meydanda bulunan Hakkaklar Çarşısı'na taşınıyor sahaflar. Yani bugün günümüzde Sahaflar Çarşısı olarak bilinen yer aslında 1890'larda Hakkaklar Çarşısı denilen, bu mühürcüler, kazmacılar vesaire gibi giderek mesleği o tarihlerde bile tükenmekte olan bir meslek grubunun çarşısı aslında. Nitekim eski bizim ustalarımız zaman zaman buna Hakkaklar Çarşısı da derlerdi, sahaflar çarşısına. 1894'ten itibaren burada sahaflar kurulmaya başlanıyor. Kapalı Çarşı'dakiler yavaş yavaş buraya taşınıyorlar. Bu bir kısımda yine Beyazıt'ta şeyin, üniversite binasının önündeki bir takım dergi, gazete vesaire dağıtıcıları da buraya gelince orada küçük bir çarşı oluşuyor. Bu gördüğünüz çarşı
1800 1900'lerden 1950 yılına kadar böyle işte çok güzel pitoresk bir ağaçların, sümbüllerin vesairenin altında tek katlı, daha çok salaş barakalardan oluşan bir yapıya sahip. Nitekim şimdi size göstereyim. Diğer mesela biraz da harap, biraz da bakımsız. Yine böyle çok hoş ama çok da fazla böyle modern olmayan, kitapların da çok böyle korunaklı bir şekilde tutulmadığı bir mekan burası. Gördüğünüz gibi kitaplar tezgahlarda, işte askılı olarak. Bu fotoğrafların hepsi Cumhuriyet sonrasına ait ve 1930'lu 40'lı yıllarda, hatta biraz detayla bakılacak olursa içinde Atatürk takvimleri, eski kartpostallar vesaireler de asılı. Yani bu Cumhuriyet dönemine ait. Zaten yani Osmanlı'nın son yıllarına, yani 1900'lere, 1890'lara ya da kurulmakta olan bir zaman dilimine ait herhangi bir şimdilik daha fotoğrafa rastlayamadık. Yani ben bu tür iş için meslek tarihi adına şimdiye kadar nerede fotoğraf bulduysam sahaflara dahi topladım. Toplamaya da devam ediyorum ama çok da fazla bol çıkan bir malzemesi yok sahaf dükkanlarının ya da sahaflar çarşısının. Bunlar oldukça nadir ve uzun bir zaman dilimi içerisinde toplanmış malzemeler bunlar. Efendim, 6.1.1950 tarihinde saat 20.21'de başlayan yangın sahaflar çarşısını, o gördüğünüz küçük barakaları kül ediyor. Bunu da şuradan biliyoruz. İstanbul Belediyesi'nin Fatih İtfaiyesi bölümünün başkanı Tarık Özavcı diye bir beyin İstanbul yangınları diye 1900 Cumhuriyet'ten 1970'lere kadar yayınladığı bir itfaiye yangın raporları kitabı var. Orada Sahaflar Çarşısı yangını diye yangının başlangıcından sonuna kadar olan bütün detaylarını veren bir raporu, o rapordan anlıyoruz. Ve yaklaşık bir saat içerisinde bütün o dükkanlar hemen hemen hepsi yanıyor. Yanmayanlar ya da böyle hafif tahribata uğrayanlar da var çarşının içinde. Her şey oldu, bitti, kül oldu, yandı derken Allah'tan o tarihlerde İstanbul kentinin başında Fahrettin Kerim Gökay gibi bir büyük kitapsever var. Nitekim Fahrettin Kerim Gökay oradaki bütün bu barakaları, yangın molozunu hemen kaldırttırıyor. O bölgedeki bir takım binalar, yapılar istimlak ediliyor ve oraya çok modern ve 1950'li yıllara göre olağanüstü bir şey kuruluyor. Bu arada o yangın sırasında kurtulan veyahut da işte malı yanıp da evinde kitapları olan sahafları da Beyazıt Camii'nin içine küçük seyyar barakalar yaptırarak geçici olarak oraya iskan ediyorlar ki insanlar çalışmalarına ve şeylerine, ticaretlerine devam edebilsinler diye. Nitekim Fahrettin Kerim bu geçici barakaları törenle açıyor ve onları ziyaret ediyor. Nitekim işte mini mini valimiz Fahrettin Kerim Paltolu. Bu arkası sırt dönük sahaf ustamız da Mehmet Ertezcanlı diye bir bey. Yurttaş Kitabevi diye kitabevi var ve Sahaflar Çarşısı'nda ilk defa ders kitabını sokan adam. Yani ilk ders kitabının orada satılmasını sağlayan kişilerden biri. Yani bir anlamda bir devrim yaratıyor ama öbür taraftan da geleneğin çökmesine neden oluyor.
Çünkü yani o İstanbul'da Sahaflar Çarşısı demek daha çok eski harfli yazma, dini kitap şeklindeki kitapların alınıp satıldığı bir yer. Batı kökenli kitaplar, yani İngilizce, Fransızca, Almanca kitaplar ise Cadde-i Kebir'de, yani İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda alınıp satılıyor. Benim bu 70'li yıllarda gidip geldiğim zamanda bile Sahaflar Çarşısı'nda bir veya iki ustaya "o yabancı kitaptan da anlar" derlerdi. Geri kalan hepsi Doğu'ya ait kitaplardan anlar ve onları alıp satarlardı. Yani herhalde 1920'li yıllarda birine gidip de "İngilizce kitap var mı?" deseler sahaf kovalayabilirdi sizi. Bu da Sahaflar Çarşısı'nın Fahrettin Kerim Gökay tarafından bastırılan açış davetiyesi. Yani hakikaten Fahrettin Kerim ve onun yanında mesela İstanbul Üniversitesi Rektörü Kazım İsmail Gürkan ve bunun Sabri Esat Siyavuşgil gibi, böyle Süheyl Ünver gibi bir takım üniversitelerde hoca olan ve Cumhuriyet döneminin yetkili insanları, bu Sahaflar Çarşısı yangınından sonra oranın tekrar diriltilmesi konusunda çok büyük çabalar sarf etmişler. Hatta binalar çok modern yapılmış ve binaların arka tarafına da bir küçük müzayede yapılabilecek bir mekan oluşturulmuştu. Yine bu 70'li yıllarda o mekan önce boştu, sonra maalesef kebapçı oldu. Allah'tan şimdi yeni kitaplar satan kitapçı. Yine ise bir aşama düzeldik. Kebapçılıktan kitapçılığa geçti. Şimdi genel olarak İstanbul sahaflar tarihi, yani sahaflarının tarihi bu. Şimdi size biraz o sahaflara gelen giden insanları tanıtmak istiyorum. İşte Sahaflar Çarşısı'nda yabancı dil kitaptan anlayan en önemli adam baştaki Nizamettin Bey. Onun ortasında kravatlı, daha şişmancı olan Hakkı Tarık Us Bey, ki bu büyük bir gazeteci, Vakit gazetesinin sahiplerinden. Bunlar üç kardeş. Ve Hakkı Tarık Us bizim süreli yayınlar konusunda en büyük insanlarımızdan biri. Çünkü müthiş bir dergi ve gazete koleksiyonuna sahip. Türkiye'de çıkmış pek çok gazetenin, hatta Anadolu'nun pek çok kentinde çıkmış mahalli dergilerin ve gazetelerin peşinde koşmuş, bunları biriktirmiş, bunların bulabildiğinin koleksiyonunu yapmış, bulamadığının 3 sayısını, 5 sayısını toparlamış. Büyük bir dergi koleksiyonuna sahip bir kişi. Ve bugün bütün bu gazete koleksiyonu, eskiden Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nın yanında bir Sıbyan Mektebi'nin içindeydi. Sonra şimdi Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne taşındı ve ne hikmetse Japon Üniversitesi buna büyük bir fon ayırarak bu bütün gazeteleri dijitalize etti. Fakat bir linki var ama kontrol ediyorsunuz ama içine henüz daha giremiyorsunuz. Açmamış vaziyetteler. Ama Hakkı Tarık Us Kütüphanesi'nin tamamını dijitalize ettirmiş vaziyetteler Japonlar. Yanındaki kişi gözlüklü olan Osman Nuri Ergin. Bu da Türk belediyeciliğinin en büyük ismi. Çünkü İstanbul Belediye Tarihi ve Belediyecilik alanında Mecelle-i Umuru Belediye diye 5 ciltlik mükemmel bir kitabı kaleme alan, Osmanlı diğer mesela Marif Tarihi gibi, efendim İstanbul Osmanlılarda Şehircilik gibi çok önemli bir takım kitapları yazmış bir kişi. Aynı zamanda vilayet mektupçusu, yani
İstanbul Valiliğinden valisinden sonra gelen kişi, bütün sokak hatlarının İstanbul'daki düzenlenmesini sağlayan adam ve 1934 yılında ilk haritalı büyük modern şehir rehberini yazan kişi. Bu onun yanındaki de ünlü bir gazeteci Kemal Salih Sel. Kemal Salih Sel'in de bir özelliği, büyük bir koleksiyoncu, kitapçı, kitap sever. Bütün kitap koleksiyonu bugün Taksim'de Atatürk Kitaplığı'nda. Yine şapkalı beyin, Mesut Bey'in yanında saçları biraz uzunca olan İblemi Mahmut Kemal Bey, ki bu sahaflarımızın, bizim İstanbul sahaflarının en efsane isimlerinden biri. Yine sahaflar adına büyük işler yapmış olan Şevket Rado ve Kazım Taşkent. Biliyorsunuz Kazım Taşkent Yapı Kredi Bankası'nın kurucusu. Şevket Rado da Yapı Kredi'nin kuruluş yıllarından hemen sonra Vedat Nedim Tör'le birlikte Yapı Kredi Bankası'nda çalışan ve aile, Doğan Kardeş, Hayat Hayat ve Ses gibi mecmuaları çıkaran kişi ve aynı zamanda da Türkiye'nin en büyük kitap ve hat koleksiyoncularından bir tanesi ve çok önemli bir yazma kütüphanesine sahip. Bugün o yazmalar tepe başında İnan Kıraç'ın kurmuş olduğu İstanbul Araştırmalar Merkezi'nde, hatta Mehmet Mehmet bir Münevver Hanım'ın oğlu bir sergi hazırladı. Orada çok nefis bir sergi. Her İstanbul'a gidenlerin gezmeleri gereken bir sergi. Çok bu konuyla ilgili olanlar büyük keyif alacaklar. Şevket Bey'in ve Kazım Bey'in sahaflarla yaptığı ticari işler çok büyük. Çokça büyük kitaplıkları alıp hem Yapı Kredi Yapı Kredi Bankası'nın Selmet Çifter Kütüphanesi'nin oluşmasını sağlamışlar. Ya da bazı kitapları ya da bazı koleksiyonları alıp çeşitli yerlere hediye ederek o büyük koleksiyonların kaybolmamasını sağlamışlar. O yüzden sahaflık tarihi açısından her ikisi de çok anılmaya değer insanlar. Yine sahaflar tarihinin efsane isimlerinden bir tanesi Seyfettin Özege. Bu bey Mülkiye ve Hukuk Fakültesi mezunu. İş Bankası müdürlüğünden emekli. Emekli olduktan sonra bütün hayatını kitaplara, Osmanlıca kaynakların taranmasına vakfetmiş bir kişi ve 25 binin üzerinde harita, kitap ve buna benzer malzemeyi kuruluş yıllarında Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlamış bir kişi. Bu beyin yazmış olduğu 5 ciltlik eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu gibi bir büyük kataloğu var. Bu bizim Osmanlı basınıyla ilgili araştırma yapan veyahut da Osmanlı basın tarihi üzerine çalışacak olan her kişinin muhakkak elinde tutması, okuması, görmesi, başvuru kitabı olarak başucunda tutması gereken bir kitap. Bu bir sahaf dükkanında çekilmiş resmi. Yine dostlarıyla birlikte bu kendi şahsi fotoğrafları. Bu da uzun yıllar çalıştığı, demince size bahsetmiş olduğum Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi'nin o Sıbyan Mektebi'nin kapısının önünde çekilmiş bir fotoğrafı ki Seyfettin Bey haftanın iki günü bu Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi'nde kitap taraması ve kitapları fişleme yapardı. Böyle fişlemeler yaparak Osmanlı'nın
1729'dan yani Müteferrika'nın basmış olduğu Van Kılıligatı'nın ilk kitaptan 1928 yılındaki Kasım ayındaki harf devrimine kadar basılmış olan Osmanlıca kitapların kataloğunu bu Hakkı Tarık Us Kütüphanesi'nde yaptı ve yaklaşık 26 bin künyeyi tespit etti. Maalesef yani bütün Osmanlı tarihinin yaklaşık 199 yıllık süresinde Osmanlı Türklerinin bastığı kitapların künya adedi 26 bin civarında. Seyfettin Bey'in gözden kaçırdıkları ve hani görmedikleri, ulaşamadıklarını da bir 4-5 bin olarak düşünüyoruz genel olarak. Ki kendi kanaati de bu. Bende böyle bir mektubu var. Yani Osmanlı'nın Van Kululugatı'ndan itibaren harf devriminin son günlerine kadar bastığı kitapların toplam adedi 35 bin civarında. Bunların çeşitli baskılarını da ikinci, üçüncü baskılarını da kabul edersek 50 bin civarında basılmış kitabımız var künye olarak. Yanındaki kişi ise çok önemli bir felsefeci ve aynı zamanda sahaf. Bizim Arslan Bey, Arslan Kaynar da o da çok sahaflar tarihinde çok büyük önemli işler yapmış bir kişi. O da sahaflar çarşısına kataloglu çeşitli üniversitelere, akademik kuruluşlara özel listeler hazırlayarak akademik anlamda üniversitelerle sahafların irtibatını, ilişkisini ticari de olsa çalışmasını sağlayan ilk insanlardan. Aynı zamanda da felsefe kurumunun kurucularından ve felsefe alanında da gerek yayınlarla gerekse araştırmalarıyla ünlü bir kişi. Bir de Sahaflar Çarşısı'nda yaklaşık 45-50 sayılık ince ama çok hacimli ve çok içeriği çok özel yayınladığı bir kitap Belleten diye bir kitabiyat dergisi var ki bu bizler için özellikle kitap dünyasıyla uğraşan insanlar için vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi. Bu Babali'de modern bir kitapçının fotoğrafı. Bu daha sonra Cumhuriyet dönemindeki kitapçılardan bir tanesi. Aynı zamanda bu kitapçı yayıncı. Ama Babali'deki yayıncı olan kitapçıların hepsinin mutlaka ve mutlaka bir Osmanlıca ve eski kitapları da alıp sattıkları bir reyonları oluyor. Şimdi 1928'deki harf devriminden sonra hani bizim geçmişle irtibatımız kesildi deniliyor ama bu Babali'deki kitapçıları ve sahafları inceleyecek olursanız pek öyle değil. Çünkü Babali'deki kitapçılar eski harflerle basmış oldukları romanları, eski harflerle basmış oldukları kitapları, edebiyat kitaplarını vesairelerini belli bir dönem satmıyorlar belki ama daha sonraki dönemlerde bunlara bir kısmına yeni harflerle kap takarak, bir kısmını hiç öyle yapmadan bu kitapların satma yollarına gidiyorlar. Nitekim ben de 1933 yılında basılmış bir Tefeyyüz Kütüphanesi kataloğu var. Onu ben oturdum saydım. Bastığı Tefeyyüz'ün basıp da sattığı Latin harfli kitapların toplamı 200 küsür. Kütüphanemizde mevcut eski harfli kitaplar diye satmaya çalıştığı kitapların toplamı kataloğu var 600. Yani 1930'lu yıllarda siz Babali'ye gittiğiniz zaman bu işte Aka Gündüzler'in, Hüseyin Rahmi'lerin, Halit Ziya'ların, Sami Paşazade Sezai'lerin, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun bütün eskiden bastığı kitapları da dükkanın bir başka bölümünde raflar halinde görüp alma şansına sahiptiniz. Bu bir şey yani öyle bir hani kaçırılan, göçürülen bir iş değil. Alenen yapılan bir ticaretti.
Bu bilgiden sonra bir Babali'deki bir eski kitapçının bundan yaklaşık 10 yıl önce, ondan da biraz daha fazla önce Tuzla tarafına taşınmış böyle bir varoşta deposunu buldum. Bankadan kredi çekerek o depoyu aldım. Çünkü toplam kitap adedi 80 bin falandı. Kitaplar şöyleydi, bakınız. Balyalar halinde, kimisi eski yazı, kimisi yazma, kimisi basma. Bakınız. Kitaplar böyle yığınlar halindeydi ve bu Yeni Şark Marif Kütüphanesi diye bir kütüphanenin deposuydu. Kimisinden tek bir sahaf dükkanı gibi, kimisinden bazılarından üçer, beşer, onar tane. Ve bunu ben 2000 işte 8-2009 yıllarında elde ettim. Ve hala benim dükkanımda, depomda eski yazı, bir oda dolusu kitabım varsa bu gördüğünüz depo sayesinde. Çünkü günümüzde artık eski yazı kitabın Türkiye'de çıkıp sahafa gelmesi çok çok azalmış, çok çok nadirleşmiş vaziyette. Bakınız mesela bir yazma kitapların o balyaların arasından çıkan bir yazma kitap. Yine böyle balyalanmış bir şekilde kitap. Bu da son size son bir kitap. Şimdi biraz bilgi ve biraz da bir hoş hikaye anlatayım size. Sahaflar çarşısında ya da sahafta ne bulunabilir? Mesela bir sahaf çarşısında Nazım Hikmet'in Gece Gelen Telgrafı ilk baskısı karşınıza çıkabilir. Bu Gece Gelen Telgrafı seçmemin diğer Nazım kitapları da çıkabilir tabii de. Yani Gece Gelen Telgrafı seçmemin nedeni şu. Bu sahaf bilgisi paylaşmak gerek. Bu kitap Nazım Hikmet'in en zor bulunan en nadir kitabıdır. Yani Nazım Hikmet'in ilk baskı kitapları tamamına yakını toplatılmış ya da pek çok şekillerde imha edilmiş kitaplardır ama bu özellikle daha da zor bir kitap. Çünkü burada Nazım Süreyya Paşa sinemasını kuran Süreyya Paşa ve onun babası Serasker Rıza Paşa'ya ailenin iddiasıyla hakaret etmektedir. Çünkü Süreyya Paşa sinemasının veznesinde çalışmıştır babası Hikmet Bey. Bütün muhasebe işlerini tutmuştur ki Hikmet Bey de çok önemli bir Osmanlı bürokratı. Aynı zamanda iyi bir, sıkı bir ittihatçı. Çünkü Matbuat Umum Müdürlüğü falan yapmış ki zamanında. Ya, ama emeklilik yıllarında da Süreyya Paşa sinemasının, Süreyya Paşa'nın muhasebesini tutmuş. Hikmet Bey hasta ve ölüm döşeğindeyken Süreyya Paşa Hikmet Bey'e gelip hesap soruyor işte. Yani bütün devretmeye, hesaplarının devralması için uğraşıyor. Buna Nazım çok içerliyor. Bütün bunları hicveden bir bölüm var bu kitapta. Dolayısıyla aile Nazım Hikmet'in bu kitabına dava açıyor. Aynı zamanda tabii İçişleri Bakanlığı da komünizm propagandası yaptığı için de dava açıyorlar. Ve en sonunda kitabın toplatılması ve işte adliyeye getirilmesi kararı veriliyor. Kitap adliyeye getiriliyor. O günkü adliye de bugün arsası durmakta olan Topkapı Sarayı'yla Four Seasons Restoran Sultanahmet Cezaevi arasındaki bu meşhur Fossati'nin yapmış olduğu eski Darülfünun, Meclis-i Mebusan, sonra Darülfünun, sonra da Adliye Sarayı olan bina. Onun depolarına kaldırılıyor ve işte 1934'te sanıyorum bu saray yanıyor. Adliye Sarayı iken yanıyor. Kitap yanınca
şey adliye sarayı yanınca otomatikman kitap da yanıyor ve dava dosyası da yanıyor. Ve böylelikle hem dava düşüyor, hem Nazım mahkum olmaktan kurtuluyor, hem de yayıncı da büyük cezalar ödemekten kurtuluyor. Bütün bu hikayeyi ben yayıncının yayıncıyla yapılmış bir röportajdan size naklediyorum. Bunu yayınlayan Ahmet Halit Yaşaroğlu, ona soruyorlar, diyorlar ki böyle böyle, aman diyor, benim diyor o zaman diyor 1000 küsür lira civarında bir para kaybım oldu ama diyor ben diyor göbek attım çünkü mahkum olmaktan kurtuldum diyor. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce Sultanahmet'in o arazisinde arkeolojik araştırma yapan arkeologlar bu yanmış nüshalardan birkaç tanesini buldular. Toprak altında kalmış. Hatta biz o tarihte NTV Tarih dergisini çıkartıyorduk. Orada getirip resim koyup bir küçük bir şey yaptık. Yani Allah bilir hala Sultanahmet'teki orası kazılsa bunun yanmış nüshalarına rastlanabilir. Böyle hikayesi olan bir şeyi sahafta ancak bulursunuz. Yine Behçet Kemal Çağlar'ın mesela bir arkadaşının kızına şiir yazdığı, doğum tarihi düşürdüğü bir kartviziti sahafta bulursunuz. Şimdi bunu bitirdik. Pardon, ben şimdi bunları, bana bir yardıma gelse iyi olur. Tamam, bu bitti. Yok, bir dakika, bunu da kapatacağım. Buradan, pardon. Şimdi koleksiyoncu. Şöyle mi yapıyorduk? O kadeh gibi olana basıyorsun. İleride sağa doğru. Kadeh gibi olan? Ha, bu mu? Evet. Neyse. Şimdi ikinci, yani bu başta gördüğünüz, duyduğunuz sahaflık ve sahaflık tarihi gibi bir hikayeydi. Şimdi de yani işte Osmanlı'dan aşağı yukarı günümüze çok bir numaralı koleksiyoncular veyahut da kitap biriktiricileri, kitap sahiplerinin kısaca hikayelerinden size söz edeceğim. Birinci şeyimiz, ön insanımız, ilk insanımız Son Halife Abdülmecid Efendi. Bağlarbaşı'nda çok büyük bir konağı var. Şu an Yapı Kredi Bankası'nın kültür sanat işlerinde kullandığı bir mekan. Hatta İstanbul Biyaneli dolayısıyla şu anda orada büyük bir sergi de var. Dolayısıyla o köşk İstanbullulara ya da sanatseverlere açık gezilebiliyor. Fakat halifenin bu çok özel ve çok güzel kitaplığı maalesef Dolmabahçe Sarayı'nda. Maalesef dememin bir nedeni var. Dolmabahçe Sarayı biliyorsunuz denize sıfır olan bir saray ve tabii ki denizde iç içe olmasından dolayı da büyük rutubet sorunları olan bir saray. Teşekkür ederim. O nedenle ve halifenin kütüphanesi herkesin böyle önünden geçtiği, işte turist gruplarının önünden geçirilerek halife kütüphanesi diye tanıtıldığı bir mekan, yerde ve denize en uç köşede. Maalesef kışları rutubetten, yazları da kuru ve güneşten perişan oluyor oradaki nadir kitaplar. Maalesef fazla resim de çekilemediği için izne tabi olduğu için sadece ben bu çok nadir bir fotoğraftır, onu size göstermekle yetineceğim. Ve halifenin çok ciddi, çok güzel bir kitaplığı var. Ben pek çok kez söyledim. Bu halife kitaplığının muhakkak bir kataloğunun tanıtımının yapılması gerekiyor. Yani çünkü
halifenin Paris'ten, İngiltere'den, pek çok batılı kitapçıdan büyük büyük önemli kitaplar getirttiği, o dönemin bütün ekabir yazar çizer takımının halifeye imzalı kitap ithaf ettiğini biliyoruz. Ve bu kitaplar maalesef işte bu bir odada rutubet ve güneş altında duruyorlar. İkinci büyük kitaplık sahibi Fuat Köprülü. Hem Türkoloji alanında çok büyük bir isim, aynı zamanda da Türk siyasi hayatında da önemli bir kişilik. Çünkü Dışişleri Bakanı, Demokrat Parti'nin kurucusu vesaire. Aynı zamanda da Türkiyat Enstitüsü gibi Osmanlı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkoloji araştırmalarını kuran kişi. Bunun da Dillere Destan bir kitaplığı var. Maalesef bu kitaplık dağılmış bir vaziyette. Bir kısmı Yapı Kredi Sermet Çiftler Kütüphanesi'nde, bir kısmı İstanbul'da Şehir Üniversitesi'nde ve daha başka yerlere dağılmış kitapları da var. Mesela bu kütüphaneden Şehir Üniversitesi'ne intikal eden kitaplardan mesela özel kutularından çıkan yazmalar. Bu ikinci şahsiyetimiz. Üçüncü şahsiyetimiz İbn-i Emin Mahmut Kemal İnal Bey. Yani deminceki slide gösteriminde de resmi vardı. Türkiye'deki en büyük Cumhuriyet, Osmanlı'nın sonu, Cumhuriyet'in başındaki en büyük tarihçilerden bir tanesi ve yazdığı Son Hattatlar, Son Sadrazamlar, Son Asır Türk Şairleri, Son Hattatlar gibi bir takım çeşitli konularda yazdığı böyle üçer beşer ciltlik büyük başvuru kitaplarıyla bilinen bir şey, bir kişi, bir bilgin. Aynı zamanda da böyle Cumhuriyet, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Osmanlılıkla ilgili pek çok özelliği ısrarla sürdürmüş. Hatta Cumhuriyet kanun ve nizamlarına göre aykırı bir kişilik. Fakat çok önemli ve büyük bir bilgin olduğu için Süheyl Ünver gibi, Kazım İsmail Gürkan gibi, yine Fahrettin Kerim Gökay gibi çeşitli Cumhuriyet'in önemli insanları tarafından kollanmış ve korunmuş. En büyük koruyucusu da tabii ki bizim gelmiş geçmiş en büyük Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel. Yani Hasan Ali Yücel İbn-i Emin'in bu nadir, önemli tarih kitaplarının basımını her şeye göğüs gererek yaptırmış. Onun kendine has bir dili var. Ona dokundurmamış. Onun bütün kaprisini çekmiş ve dolayısıyla bu çok önemli. Gerçekten herkesin hala referans olarak kullandığı kitapların basılmasını sağlamış. Küçük bir örnek vereyim. İbn-i Emin bir topluluğu anlatırken pek galebelikti diyor. Kalabalıktı yazmıyor. Latin alfabesiyle galebelik yazıyor. Çünkü eski harflerle kalabalık değil, galebelik şeklinde yazılıyor. Böyle ilginçliği olan bir adam. Hasan Ali Bey bütün bu şeyleri, zorlukları göğsünü siper ederek o kitapların basılmasını sağlamış ki bizim en büyük kaynaklarımızdan biri. Kitaplığı böyle bir kitaplık. Bir de bu İbn-i Emin'in bağışçı bir, cömert bir yanı var. Bütün kitaplığını İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlamış vaziyette. Büyük bir yazmalardan oluşan bu kitaplığı şu an İstanbul Üniversitesi Eski Eserler bölümünde bütün araştırmacılara açık vaziyette. Size Taha Toros arşivinden bir
kaynak göstereyim. Mesela Yahya Kemal ile ilgili dalga geçen bir yazısı. Şairim derdi tüfeği yaşatır şairim derdi tüfeği yaşatır gövdesini dayanıp köhne Nedim'in artığı 3-5 satıra senelerden beridir aynı sakız aynı geviş seneler var ki doğursun diye baktık katıra. Yani pek Yahya Kemal'i sevmiyor. Anlaşılıyor. Mesela bunu kendi el yazısı bu. İbn-i Mahmud Kemal'in böyle enteresanlıkları olan bir kişi. Dördüncü çok önemli, dört oldu galiba. Önemli şahsiyetimiz Robert Anheger. Robert Bey bir aslen Hollanda Yahudisi. 1930'lu yıllarda Türkiye'ye gelip Türkiye'deki Alman Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucusu bir bey. Ve Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun kız kardeşi Mualla Eyüboğlu'yla evlenmiş. Çok önemli bir tarihçi. Ve aynı zamanda da 1940'lı 50'li yıllarda da bu Alman Araştırmalar Merkezi ile ilgili olarak yayınlar yapmış çok önemli bir insan ve bütün her şeyle İstanbul'da yaşamış. Hasta olarak Hollanda'ya gitmesine rağmen vücudunun yakılarak küllerinin İstanbul'a getirilmesini ve burada gömülmeyi arzu etmiş, küllerinin burada gömülmesini arzu etmiş bir İstanbul hayranı büyük bir adam. Bu kütüphanesinin müze gibi olan bir evi vardı Mualla Hanım'la birlikte. Kütüphanesinin bir bölümü. Yine nadir kitaplardan oluşan bir kısmı. Bu da öyle hakeza. Evlerindeki çok önemli hatlar, tablolar adeta bir müzeydi. Doğan apartmanında canlı bir müze gibiydi ve yaşayan bir müzeydi ama maalesef bugün artık yok. Ne Mualla Hanım var. Dağıldı. Maalesef parçalandı, dağıldı. Bir kısım bir şeyler duruyor ama esas büyük kısım gitti. Son sanıyorum Ömer Koç kitaplığı. Türkiye'deki bugün hatta dünyadaki bizim bu coğrafyayla ilgili, hatta Yakın Doğu'daki coğrafyayla ilgili, Balkanlar ve Ege, Yunan coğrafyası ile ilgili dünyadaki bir numaralı kitaplığa sahip kişi Ömer Koç. Yani dünyadaki bütün antika kitapçıların, nadir kitap satıcılarının ismini bile hemen hatırladıkları, hiç unutmadıkları bir şey. Ben sıkça işte gittiğim Avrupa'daki kitapçıları gezerken adamlar ben Türkiye'den geliyorum dedikleri anda Ömer Koç diyorlar. Yani o kadar çok şöhret sahibi ki bütün insanlar bizim branşımızdaki, bizim meslek dalımız, grubumuzdaki insanların tamamı bu kişiyi biliyor. Ve Salacak'taki evi adeta bir müze, adeta bir büyük kütüphane. Kitaplığında yani sadece Türkiye ile ilgili ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kitaplar da yok. Fransız, İngiliz edebiyat insanlarının dünya çapındaki çok büyük yazarların mesela Lord Byron'ın, Oscar Wilde'ın, efendime söyleyeyim Victor Hugo'nun imzalı kitapları var ki bu isimlerin imzalı kitapları dünya antika kitapçılık piyasasında böyle 50 binler, 100 binlerce dolarla konuşulan kitaplar. Gerçekten Ömer Koç'un kitaplığı Türkiye'de bir zirve.
ancak böyle dünyada birkaç ünlü kütüphane ya da birkaç ünlü büyük zengin kitapçı ve koleksiyoner ancak yarışabilir belki. Mesela bu Adolf Talasson'un Der Saadet isimli kitabı yaklaşık 10-15 bin dolar civarında bir fiyatı olan çok özel baskılı, çok özel bir kitap. Bu kitabın ciltlisi var, karton kapaklısı var, ilk özel 5 nüshasından bir tanesi var. Yani böyle büyük bir zevk, aynı zamanda da büyük bir gücün örneği. Hatta ben Kitaplık dergisinde Enis Bey, Enis Batur benden bu tür insanlarla ilgili röportaj yapmamı istemişti. Ben önce Semavi Eyce Hoca ile yaptım. Sonra Erol Şadi Bey ile yaptım. Şefik Ata Bey ile yaptım. Ve sonuncu olarak da Ömer Koç Bey ile yapmıştım. Oraya Gerçek Serveti Kitaplığı diye başlık atmıştık. Ki bana göre gerçek serveti o. Ve Türkiye'ye getirtilmiş büyük bir zenginliğin toplamı bu kitaplık. Yani Türk Devleti'nin kültür anlamında verilebilecek en üstün madalyayı bu anlamda Ömer Koç'a hemen vermesi gerekir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kitaplık böyle. Bir de son yıllarda yine Ömer Bey İstanbul'la ilgili evinde bulunan nadir İstanbul kitaplarını bir kataloğunu yayınladı. Tabii bu daha devamı gelecek bir katalog. Çünkü bu 1493 tarihli ilk kitabı. Ondan 1820'li yıllara kadar olanları bu katalog. Nitekim bir diye yazıyor hatta. Bundan sonra işte 1820'den 1900'lere falan gibi böyle daha devam edecek bir katalog. Bu da çok özel ve çok bizim gibi meslek erbabının büyük bir başvuru kitabı. Son kişimiz Şefik Atabey. 2010 yılında kaybettiğimiz bir önemli kişi. Meşhur spiker ve gazeteci Eşref Şefik'in oğlu Şefik Atabey. O da böyle kazançlarını, gelirini, hayatını yurt dışında, Paris'te ve Londra'da üst düzey büyük ticari yöneticilikler yaparak kazanmış bir kişi ve çok o da maddi imkanları çok geniş, sınırsız olan insanlardan biri ve Ömer Koç'tan önce Türkiye'deki en iyi, en büyük koleksiyoner. Hatta Ömer Bey'in kitaplığının şekillenmesinde, Ömer Koç'un bu dünyaya, kitap dünyasına bakış açısını değiştirmesinde büyük etkileri olmuş bir kişi. Ve kitaplığı, o da Londra'daydı maalesef, kitaplığı İstanbul'da değildi. Ve ölümünden yaklaşık 7-8 yıl önce de maalesef Sotheby'de büyük bir müzayede, 3 gün süren büyük bir müzayede ile kitaplar satıldı. Bu gördüğünüz evindeki, Londra'daki evindeki kitaplar peyderpey müzayede de büyük rakamlara satıldı. İşte bu kitaplıktan, müzayede de Ömer Koç bu kitaplığın yani 1/4'ünü bizzat büyük paralar harcayarak satın aldı. Ve Türk zenginlerinden de bazı insanlar da bu müzayedeye girerek pek çok kitabı Türkiye'ye getirdiler. Bir de bir kütüphane, Türk İstanbul'a bir kütüphane bağışlamış, büyük bir kitaplık oluşturmuş. Hatırasını her zaman saygıyla yad edeceğimiz Çelik Gülersoy Bey var. Çelik Bey, o da 60'lı yıllardan itibaren Turing Otomobil Kurumu'ndaki üst düzey görevlilerinin görevlere başladıktan sonra meşhur Turing'in kurucusu
Reşit Saffet Atabinen Bey'in de telkinleriyle o da büyük bir kitaplık oluşturmaya başlamış. Daha sonra Turing'in yönetimine geçip genel müdür, oradan da işte yönetim kurulu başkanı olarak sürdürdüğü hayat serüveninde hem Turing Otomobil Kurumu'nun kendi içinde hem de İstanbul Kitaplığı yani Soğukçeşme Sokağı'nda bir vakıf kütüphane kurarak İstanbul Kitaplığı adı altında bir müthiş bir kütüphane oluşturmuştur. Bugün hala bir Çelik Gülersoy Vakfı tarafından idare edilen ama maalesef bir takım sıkıntılar da yaşanılan bu ünlü kitaplık hala çalışmada ve hizmete açık. Ama bir takım hukuki meseleler dolayısıyla her an kapanabilir korkusunu yaşıyoruz. İçinde seyahatnameler, nadir İstanbul kitapları, İstanbul fotoğrafları ve görünümlerini içeren kartpostal koleksiyonları, gazeteler, dergiler ama sadece ve sadece İstanbul üzerine yazılmış büyük bir referans kitaplığı var. Bu gördüğünüz sarı bina Soğukçeşme Sokağı'nda hemen Topkapı Sarayı'nın surlarının önünde Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya ile Topkapı Sarayı surları arasındaki ünlü caddede. Burada Turing Otomobil Kurumu'nun çeşitli otelleri de var. Onların arasına sıkışmış vaziyette. Çelik Gülersoy Kütüphanesi'nin önünde bu da. Ben Çelik Gülersoy kitaplığının değer tespitini ve işte kontrolünü yapan görevlilerden biriyim. Dolayısıyla bu kütüphane de İstanbul adına çok büyük bir kazanç. Bunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir takım büyük faal kuruluşlar tarafından daha işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü bir doğru dürüst bir bilgisayar sistemi bile yok. Bir takım kitapların kayıtları bile bilgisayara geçirilememiş durumda. Dolayısıyla bunun hemen bir dijitalize sistemle bu kitaplığın İstanbul araştırması yapan insanlara kullanıma açılması gerekiyor. Ama şu ana kadar bir kütüphaneci, bir tane memurla çalışan ve yani ısınma giderini bile vakfın zor sağladığı, karşıladığı bir durumda maalesef. Bir de Turing Otomobil Kurumu'ndaki değişik şahısların bu şeye, kütüphaneye vaziyet etme, el koyma gibi emelleri de var. Onun için çok kritik bir şey, kütüphane durumu. Şimdi yine becerebilirsem. Bir dakika. Evet. Siz gelmenizi bekliyorum zaten. Şimdi bunu. Siz bana uyarın beni. Ben zevkle dinliyorum. Daha 7'ye kadar vaktimiz var. Tamam, peki. Şunu da düzelteceğiz. Bir dakika. Kadeh. Kadeh güzel. Tamam. Şimdi bu bizim şu altta gördüğünüz küçük dükkan benim 2001 yılında açmış olduğum, kurmuş olduğum Galatasaray'daki Emir Nevruz Sokağı'nda Çıkmaz Sokak'taki dükkan. Bu şu gün bu vaziyette değil. Maalesef burada büfe var. Biz çünkü başka bir yere taşındık. Bu üstte gördüğünüz kitaplar da işte
Osmanlı'nın cilt şaheserleri sayılabilecek güzellikte, nitelikte kitaplar. Bir tanesi zaten açılan panoramik fotoğraflardan oluşuyor. Büyük bir İstanbul panoraması. Diğerleri ise bizim Yıldız İşi dediğimiz, Saray Kütüphanesi çıkması dediğimiz Armalı ya da Ay Yıldızlı kitaplar. Bu bizim bir reklam için düzenlemesini yaptığımız kitaplardı. Mesela Çelik Gülersoy kitaplığında bulunan kitaplardan bir tanesi Bondel Monti diye bir haritacının bilinen İstanbul'un en eski haritası bu. Yani İstanbul'un en eski haritasının yani 1400'lerde falan basılmış bir printi bu. Daha sonra bunu başka yerlerde de kullanmışlar ama bildiğimiz kadarıyla ilk harita bu olduğu söyleniyor. Belki tabii daha kayda geçmemiş ya da bir takım yazmalar halinde haritalar vardır. O benim çok uzmanlık alanım değil ama bu genel karar olarak insanların ortak birlik fikirleri olarak bu harita. Şimdi burası da bizim dükkan. Halen yani halen şu anda her ne kadar tabii mutlaka kitaplar değişmiştir ama benim şu sağ taraftaki kapı benim çalışma odam. Öbür taraf büyük bir başka oda. Bir sahaf dükkanı böyle gravürlerle, nadir kitaplarla, serilerle, özel ciltli kitaplarla. Mesela bakın bu bir Avustralya antlaşmasının özel yapılmış bir cildi. Buna benzer böyle nadir, cildi güzel, artık obje haline gelmiş kitapları sahafta bulmanız mümkün. Yine bir nadir bir yazma 1496 tarihli böyle nadir kitap. Şimdi mesela size bir ilginç harita pardon takvim yaprağı gösteriyorum. Bu Henry Zelich bir Yunan kökenli matbaacı bunlar. Türkiye'deki ilk taş basma tekniğini getiren Henry Kayol diye bir adam var. Batılı. Onun çırakları olan bu Henry Zelich Türkiye'de matbaacılık alanında çok büyük hizmetleri olan bir şey. Ve hala Amerika'da ve Yunanistan'da ailenin kökleri devam ediyor. Bu takvimin özelliği şu. Takvim yaklaşık en az 12 dilli. Şimdi ben şuraya gidip bakın. Osmanlıca var. Farsça var. Ruzu Kasım, Vakti Zuhr. Rusça var. Bir tarafta Bulgarca var. Rumca var. Ermenice var. Fransızca var. İbranice var. Şu Jeudik dediği Ladino. Bir yerde de Karamanlıca var. Yani yaklaşık bunların hepsi takvim bilgisi. evet takvim bilgisi. Evet. Hepsi işte bir kanun sani, bir cemaziyel ahir. Yaklaşık 12 dilden 12 dil şeyinde yazılmış bir takvim. Yani İstanbul'daki çok dilli, çok kültürlülüğün en güzel örneklerinden bir tanesi bu takvim. Bu bizim 1928'de harf devrimi sonrasında yayınlanan ilk yeni harfli alfabelerden bir tanesi. Şimdi ben size burada bir nevi sahaflarda neler bulunabilir, sahafların elinden neler geçiyor ya da sahafa geldiğinizde böyle ne enteresanlıklarla karşılaşırsınız gibi bir potpourri yapıyorum. Böyle bir tanıtım yapıyorum açıkçası. Bir konu bağlılığı yok bunlarda.
Yine size bir değişik şey göstereyim. Bunlarla ilgili kısaca bilgiler vereceğim. Şimdi biraz sahaflarda Atatürk'le ilgili, milli mücadeleyle ilgili, Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla ilgili elinden bir sahafın neler geçer örneklemesi yapayım. Mesela bu Güler Yüz diye bir mizah dergisidir. Sedat Simavi'nin çıkarttığı bir dergidir. 1919-20'li yıllarda milli mücadeleyi destekleyen, Atatürk'ü öne çıkaran çok önemli bir mizah gazetesidir ve çok takibata uğramış, çok büyük cezalar görmüş bir dergidir. Bu yaklaşık 100 kayı 100 kadar sayı çıkmış. İçinde çok güzel karikatürler ve milli mücadeleyi öven, onu destekleyen çizimler var. Mesela bizim elimizden sıkça Fransızların ünlü dergisi, resimli dergisi hatta, illüstrasyon. Mesela Atatürk işte Ankara'da mecliste bir nutuk okurken bu tür malzemeyi bizde görebilirsiniz. Atatürk yine mecliste ünlü nutkunu bu sefer icra ederken yan tarafta da ünlü edebiyatçı ve arkadaşı Ruşen Eşref Ünaydın var. Bu benim elimden geçmiş olan bir Atatürk kartviziti. Arkası da Atatürk'ün el yazısıyla notu. Reşit Saffet Atabinen'e yazdığı bir not bu. Atatürk'ün İstanbul'da yaşadığı döneme ait bir kartvizit. Çünkü Atatürk annesi dolayısıyla akaretlerde zaman zaman bulunuyor. Akaretlerde Zübeyde Hanım orada bir evde kalıyor. O da annesine gelip gidiyor. Reşit Saffet Atabinen'de büyük bir kütüphanesi var ve Akaretler civarında onun da büyük bir evi var, kitapla dolu. Burada Atatürk sizle olan mülakatımız ve işte teşrifimiz, müşerref olmamız bir türlü mümkün olmuyor. İnşallah size şu gün şu saatte gelmek kararındayım diye bir kartvizit veriyor. Bunu ben Reşit Saffet Atabinen'in evrakı içerisinde bulmuştum. Bu Atatürk'ün Reşit Saffet Atabinen'e gelmek isteği de şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuzdur, Atatürk büyük bir kitap okuyucusu. Hatta kitap oburu, öyle müthiş bir kitaplığı var. Anıtkabir'de duruyor biliyorsunuz. Ve çok ciddi ve müthiş olan o kitaplığının pek çoğu da notlu. Yani bir yandan da okuduğu kitapları sürekli not alan, not çıkaran bir yapısı var. Reşit Saffet de çok büyük bir kitap meraklısı. Reşit Saffet'le Atatürk'ü birleştiren en büyük nokta ortak kitap sevgisi ve kitaplara olan düşkünlükleri. Atatürk'ün daha sonra evleneceği ve ayrılacağı Latife Hanım da aynı zamanda Reşit Saffet Atabinen'in hanımıyla akraba. Ben bu evrakları aldığım zaman Latife Hanım'ın da birkaç mektubunu bulmuştum. Onların da Reşit Saffet Bey'le olan o mektuplaşmaların da ana konusu yine Reşit Saffet Bey'in kütüphanesinden Latife Hanım'ın alıp okuduğu, kritiğini yaptığı ya da Reşit Saffet Bey'in kütüphanesinde görmediği, bulamadığı kitapları ona tavsiye eden bir takım mektup yazışmalardan oluşuyordu. Yani Latife Hanım, Reşit Saffet Atabinen, Mustafa Kemal Atatürk'le olan bu çerçevenin en ana merkezi, ekseni kitap. Nadir kitap, eski kitap ve entelektüel anlamda okunması gereken kitaplar. Bu Atatürk'ün basmış, Atatürk'ün meşhur ünlü nutku.
Ankara'da basılmış olan Nutku. Bu Nutuk iki nüsha basılmıştır. İki farklı edisyondur. Birisi halk için basılan nüshaları vardır. Bir de kor diplomatik, devlet adamları vesaire, yani üst düzey insanlara basılan nüshalardır. Bu üst düzey insanlara basılan ve bu her sayfası süslü, tesipli, böyle çerçeveli olan nüshadır. Planşlar ve özel şeyler, haritalar Almanya'da bir firma tarafından bastırılmıştır. Bu Nutkun yeni harflerle ilk basımı. Bu Atatürk'ün Teşkilat-ı Esasiye'de insanlara, yani anayasa olarak dağıttığı kaşeli anayasa kitapçığı. Eskiden bir takım antetli böyle mektup kağıtları dağıtılırmış. Bunlar genellikle de çeşitli işgal kuvvetleri tarafından da basan firmalar basılıp, onları yayınlayan firmalar basılıp bunlar imha ettirilirmiş. Ama zamanımıza ulaşan şeyleri var. Yine Atatürk'ün ordumuzun zafer kitabeleri diye yazdırdığı bir kitap bu. Atatürk'e yapılmış bir övgü. Bu bir gazete haberi. Şöyle ki, ileri ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Yani meşhur Atatürk'ün sözünün ilk yayınlandığı yer belki de. Atatürk'ün bir yine fotoğrafı. Atatürk'le ilgili bir şey. Mesela Muaşeret kitabı bu. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu tür şapkalar kullanılmış ve çocuklara dair bu tür kıyafetlerle görgü kitabı yazılmış. Nazım Hikmet'in ilk baskıları, geçenki slaytta da söylemiştim. Bunlar hepsi Nazım Hikmet'in ilk baskı şiir kitaplarıdır. Mesela Portreler, 835 Nazım Hikmet satır, Tarantababu. Bu Asaf Halet Çelebi'nin çok ünlü bir şiir kitabı. Bunun bir özelliği var. Bunu anlatayım. Bu kitap yaklaşık 500 tane basılıyor şiir kitabı olarak. Fakat bu kitabın içine, bu 500 tane kitaptan 5 veya 6 tanesine Asaf Halet Çelebi şöyle bir gravürünü koyuyor. Ve üstüne de kendi imzasını atıyor. Ve bu kitabı yani 1 lirayken 5 liraya satıyor. Yani o 5 nüshayı. Bunun üzerine o dönemin işte yazarlarından birkaç kişi bunu kitap sömürüsü yapmak ya da Asaf Halet Çelebi'nin işte fazladan para kazanma, kara borsa işleri yapmak gibi yazılar yazınca Asaf Halet Çelebi garibim bir veya iki kitabı sattıktan sonra diğerlerini evine kaldırıyor. İşte bu gördüğünüz resim ve o kitap bunlardan bir tanesi. Şimdi o şöyle Beylerbeyi'nde bütün ömrünü kitap toplamaya adamış Saman Elvacıoğlu diye bir bey vardı. O kitaplığı işte tasnifini ve sayımını, dökümünü yapmaya gittim. O sırada o işi yaptırmakla görevli olan hanım bana birkaç kitabı hediye etti. Onlardan bir tanesi bu. O Beylerbeyi'nde ahşap bir evde hala duruyor kitaplar. Yani herhalde duayla duruyor tabii. Ahşap bir ev. Beylerbeyi'nin en güzel Osmanlı ahşap ev örneklerinden bir tanesi. Hatta cumbası çift cumbalı böyle. Maalesef yaklaşık evde 35 bin civarında
kitap ve 50 bin civarında da dergi var. Ve bu kitaplık maalesef herhangi bir koruma şeyi yok. Yani ahşap olması dolayısıyla bir tavanının çökmesi, bir yerinin delinmesi ya da Allah korusun bir kontak, elektrik kontağıyla yanması işten bile değil. Birkaç yere bu kitaplığın kazandırılması için çaba sarf ettim ama yani olmuyor. Kadın mal sahibi olan Saman Bey'in hanımı da öyle hani hemen alın götürün demiyor diyecek durumda bir insan da değil. Dolayısıyla böyle bir boşluk var. İstanbul'da böyle hani büyük kütüphaneler, büyük atılımlar, efendime söyleyeyim kültür adına yapılan hizmetler elbette var, mutlaka var ama bir de böyle bizim bu meslekte uğraşan insanların gördüğü, bildiği ve kıyıda kenarda kalmış, unutulmuş, hatta hiç yetkililer tarafından ilgilenilmeyen pek çok iş var maalesef. Geçmiş belediye başkanları, efendime söyleyeyim işte il kültür müdürleri, üniversitelerimizin büyük hocaları, dekanları maalesef bu tür işlere biraz gözleri kapalı, kulakları duymuyor. O tür konularda bir şey de bulunulduğu zaman serzenişte hemen işte bürokrasi, efendim bütçe meselesi vesaire diye şey yapılıyor. Ama biz böyle, ben böyle en azından 8-10 tane büyük merkez şeylerin yani önemli kitaplıkların ve birikimlerin var olduğunu, durmakta olduğunu ve bunların tehlikeli yerlerde durduğunu, korunaklı olmadıklarını, garantili durabilir de belki ama ileriye doğru yürütülebilecek nitelikte olmadıklarını biliyorum ve ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sonra sahaf bir şekilde bunları alıp sattığı zaman veyahut da yabancı bir araştırmacı gelip bunlardan alınca bu sefer de vay yurt dışına kitap satılıyor, kaçırılıyor oluyor maalesef. Ama yani bunun değerini bilen ya da korumasını sağlayan adamlar da zaman zaman bunlardan çıkıyor. Yani yapılabilecek bir şey yok. Ben şöyle bir malzeme bulmuştum bir yıllar önce. 100 tane İzmir, Aydın, Ege bölgesiyle ilgili bir kartpostal albümü elime geçti. Bu albüm İstanbul'da Göztepe'de bir paşanın kızına yazılmış, gönderilmiş kartpostallar ya da elden de verilmiş. 100 tane her kartpostal sıra numarasıyla 1-2 diyen sıralanmış ve her kartpostalın önündeki görünüm arkada açıklaması yapılmış. İşte yani ne bileyim ben İzmir Amerikan Koleji diye bir kartpostal. Arkasında işte bu neresi, spor salonu, kaç kişilik bir spor salonu, bunun gibi böyle detaylı bir bilgi. Ben bunu külliyat halinde aldım. Kartpostalcıların içerisinde birkaç kişi bana bunu sat dediler. Dedim ki ben yani bu bir yüzlük set, hatta bu bir şey olabilir yani bir albüm gibi basılabilir, tıpkı basımı yapılabilir. Yani bu tabii 20-25 yıl falan önceki bir şeyden söz ediyorum. Çok insana bunu gönderdim. Bunların içinde Karolin Koç olmak olan da vardı. Yani hem zengin hem İzmirli hem böyle imkanları geri insanlara gönderdim. Haber geldi, gönderdim. Satılmadı, almadılar. Kimse ilgilenmedi. En sonunda ben bunu bir kartpostal tüccarına toplu olarak sattım. O sonra maalesef parçaladı. Yani bazı şeylerin Türkiye'de bu tür malzemenin alıcısı müesseseler, kurumlar, akademik
yerler yok. Son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kitaplığı'nda, ki başında Ramazan Minder Bey var, o bir takım ilişkiler sayesinde böyle bazı koleksiyonları Atatürk Kitaplığı'na aldırdı. Bu bizim piyasamız için, yani sahaflık mesleğindeki insanlar için bayağı büyük bir şey oldu. Yani güven verici bir şey oldu. Nitekim bende de olan Reşit Saffet Atabinen evrakını onlara sattım. Şimdi Atatürk Kitaplığı'nda bu arşiv açılmış vaziyette, taranmış, araştırmacılar açılmış vaziyette. Maalesef pek çok yer böyle şeyleri almaktan kaçınıyor ve bunların dağılması bu şekilde kaçınılmaz oluyor. Ben şimdi burada bırakayım. Bir sorusu olan varsa, merak edilen bir konu varsa ben onu cevaplandırayım. Böylelikle belki bir karşılıklı konuşma yapmış oluruz. Soru cevap, istediğiniz bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Buyurun. Hayır, kim soru isterse, sormak isteyen varsa sorsun. Ben sorayım. Sorun. Dün anlattıklarımdan. Yani buradan devam edebilirim de, yani bunlar çok şey. Mesela Melih Cevdet Anday. Onun bastığı Rahatı Kaçan Ağaç. Evet. Göçebe Deniz'in Üstünde, Melih Cevdet'in şiir kitapları, İlhan Berk. Bunlar sahaflarda ele geçilebilen, bulunabilecek. Mesela Orhan Veli'nin Destan Gibisi. Çok özel basılmış bir kitaptır. Sınırlı sayıda. Aşkımızın Son... Yahya Kemal'in şiirlerinin kaçak olarak basıldığı tek şiir kitabı. Bilindiği gibi Yahya Kemal hayatında bir şiir kitabı basmamıştır. Bunu bir yayıncı böyle bir şekilde basmış. Hatta çok üzülürmüş bu kitabı bastığın, böyle bir kaçak şekilde basıldığından. Ve zannediyorum hatta yayıncısını da dava mı ne etmiş. Yine Çelik Gülersoy'un güzel bir pozu. Bu Çelik Bey'in şeyi. Ama yani bunlar diğer konuların tekrarı gibi olur. Buyurun, sizin soru. Evet. Soru sormak isteyen var arkada da. Ha, tamam. Tamam, olur. Buyurun. Sağ olun. Evet. Özellikle de bu hükümetin politikalarının hem arşiv hem kütüphanecilik anlamında kötü politikalar olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu bana çok kaygı veriyor. Evet. Sahaflar cephesinden bu durumu nasıl görüyorlar? Şimdi bayağı çelişkili gözüküyor sahafların bakış açısıyla. Hele ki benim açımdan baktığımda çelişkili gözüküyor benim için de. Özellikle ben bu bunlar diğer eskiden meselede aktarılması gereken belgelerden de söz ediyorum. Evet. Bunlar çok ciddi sorumluluk isteyen işler. Evet. Ve açıkçası bir tarihçi olarak ve bir tarih öğretmeni olarak ciddi kaygılar taşıyor. Evet. O anlamda sorumluluk. Evet. Çelişkili gözüküyor. Şöyle, yani birincisi son zamanlarda binalar ve malzemeler olarak düşünülecek olursa bu alana bayağı yatırım yapılıyor. Yani hem devlet anlamında, devlet işletmeleri, devlet kurumları anlamında, hem de özel sektördeki bir takım teşebbüsler anlamında çok ciddi bir takım İşler yapılıyor. Örneğin Kadir Has Üniversitesi
Reşat Ekrem Koçu'nun evrakını, arşivini ortalıkta dolanan, bir türlü çözüme kavuşmayan arşivini satın aldı. Salta verdi. Orada dijitalize ediliyor, taramaları yapılıyor ve bu taramalar yakında okuyucuya, meraklıya açılacak. Ben meşhur Taha Toros'un arşivini olduğu gibi hiçbir kayba uğramaksızın kitaplığı ve arşivi dahil olmak üzere bundan yine bir 7-8-10 yıl önce İstanbul Şehir Üniversitesi'ne sattırdım. Onun alımına satımına aracılık ettim. Taha Toros Bey'in çok özel şahsi arşivi şu an Şehir Üniversitesi'nin şeyinden, kütüphane internetinden İstanbul Şahıs Arşivleri adı altında belki 100 bin, 150 bin belgeyi tarayıp, tıklayıp bilgisayarınıza indirme şansına sahipsiniz. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kitaplığı'nda mevcut bütün Osmanlıca kitaplar, İSAM, Üsküdar'da Bağlarbaşı'ndaki İSAM'da gerek dini gerek siyasi vesaire onların büyük risaleler, salnameler yani Osmanlı kaynaklarının önemli bir kısmı taranmış ve PDF şeklinde bilgisayara indirilebilir hale gelmiş durumda. Yani teknolojik bir takım yatırımlar yani bunu övmek için kimseyi söylemiyorum ama kolaylık anlamında büyük bir kolaylık sağlamış vaziyette. Mesela işte 40 ciltlik İslam ansiklopedisini madde madde kütüphanenize, bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu bir teknolojinin getirdiği kolaylık ve buna dair de bir takım yatırımlar gerçekleşiyor. Ama öbür yandan yani işte bu Çelik Güler Soy Vakfı gibi kıyıda kenarda kalmış ünlü önemli kütüphanelerin ne bileyim ben tek elden toplanıp da saray kütüphanesine götürülmemesi de söz konusu olmayabilir. Yani bu çünkü Milli Kütüphane'nin de kapanmasının nedeninin ben şahsen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşa edilmekte olan, edilmiş olan içinin düzenlenmesinin yapıldığı büyük o kütüphaneye nakledileceği şeklinde bir yorumum var. Yani çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın ilan ettiği, deklare ettiği bir 5 milyon kitaplık bir kütüphane kurmak şeyi var, fikri var. Tabii mevcut yani 5 milyon kitabı bütün İstanbul'daki kitapçıları, sahafları satın alsanız toplayabilmeniz mümkün değil. Ancak işte böyle milli kütüphane gibi bir takım merkezleri bir araya getirebilirseniz ancak böyle bir 5 milyonluk kütüphane kurabilirsiniz. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kitaplığı'nın da 3 milyonluk bir şehir kütüphanesi kurma projesi vardı. Yani bu konuda toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı, sempozyumlar yapıldı ve kademeli bir şekilde yol alınıyordu. Şimdi böyle yüksek şeyli, rakamlı kütüphaneler oluşturma gibi bir fikir var. Ama bu arada da hani bizim gibi bu işi bilen, 40 yıldır iş yapan adamlara da gelip kimse bir şey sormuyor. Bir de böyle de bir garip garabet var ülkede. Yani yahu biz 5 milyonluk kitap oluşturacağız ama yani sizin fikriniz nedir? Ne dersiniz? Siz 40 yıldır kitap alıyorsunuz, satıyorsunuz. Kütüphane aldınız, kütüphane sattınız, kütüphaneyi dağıttınız. Bunlardan bu nasıl olur, nasıl yaparız? Yani bize fikir verir misiniz diyen de yok. Yani şöyle bir şey olmadı değil. Bunu da anlatayım. Bundan yaklaşık 2 sene önce, 3 sene önce İstanbul'dan ve Ankara'dan bir takım sahaf arkadaşları ben dahil külliyeye çağırdılar.
Külliyede bir gün boyunca böyle bir şey görüşmesi yapıldı. Yani sahaflardan nasıl faydalanırız? Sahaflar bize nasıl yardım ederler? Ya da sahaflar başka koleksiyoncularla, benim bu bahsettiğim kıyıda kenarda kalmış kütüphanelerin sahipleriyle bizim irtibatımızı nasıl sağlarsınız diye bir toplantı yapıldı. Ama ilk ve tek bir temastı bu. O gün gittik, konuştuk. Akşamına da uçağa bizi bindirdiler, tekrar İstanbul'a gönderdiler. O tarihten bu yana, yani 3 yıl falan geçti. 3 yıldan bu yana bizi herhangi bir böyle bir devlet kuruluşundan, kurumundan arayıp da hani ya şu kitap var mı ya da şöyle şöyle bir durum var ne dersiniz diye soran hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani bu binanın bitmemesinden mi kaynaklanıyor? Yani işin daha henüz tasarım aşamasında da harekete geçilmemesinden mi kaynaklanıyor? Bu arada filancanın kitaplığının oraya verildiği, yok filancanın kitaplarının oraya bağışlandığı gibi haberler duyuyoruz ama yani bildiğimiz bir şey yok. Sadece ne külliye ile ilgili değil bu derdimiz ya da kaygımız. İşte Sabahattin Zaim Üniversitesi ilan ediyor 1,5 milyon kitabımız var diye. Ben 1,5 milyon kitaplarının nasıl olduğunu, nerede olduğunu görmek istiyorum bu işi bilen bir sahaf olarak. Yani 1,5 milyon kitap künyeli kitap mıdır? Yoksa mesela bir romanın 3000 taneden oluşan böyle toplamı mıdır? Yani 1,5 milyon künye kitap demek korkunç bir şey demek. Yani biz hesap ettik, ben hesap ettim. Yani Osmanlı Türklerinin bastığı işte 1729'daki müteferrikadan bugüne kadar bizim yayın anlamımızda 1 milyonu bulmuyor kitaplar. Yani kaba kaba kullanıyoruz. Yani buna şeyler de dahil, Devlet Adliye Bakanlığı'nın ya da ne bileyim Bayındırlık Bakanlığı'nın bastığı ince talimatnameler, tüzükler vesaire de dahil olmak üzere. Çünkü yani bugün yayıncıların ifadesine göre 50 bin civarında kitap basılıyor. Bu günümüzdeki teknolojinin çok geliştiği ve basımın çok çeşitlendiği, arttığı bir şeyde 50 bin kitap basılıyor. Her şey dahil. Yani basılan mürekkebe kağıdın damladığı her şey. Evet yani zaten işte demeyecek söyledim. Osmanlı'nın bastığı 200 yıllık zaman diliminde zaten epitopu 35 bin. Epitopu 35 bin. Ondan sonra her yıla böyle 5'er bin, 6'şer bin koysak işte Cumhuriyet'in geldiği 93 yıl, 93'te miyiz şimdi? Cumhuriyet'in sayıyı unuttum. Yani onu çarpınca 1 milyonu bulamıyoruz kitap adedi olarak. Dolayısıyla buna demek ki yani 5 milyon gibi bir rakam koyuyorsak ona o zaman demek ki batılı kaynaklar, Arapça, Farsça, işte ne bileyim ben diğer dillerdeki kitaplar da dahil olarak bunu söylüyoruz demektir. Künye olarak söylüyorum. Şeyin öyle bir şeyi var işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Sabahattin. Yani böyle son zamanlarda bu artan kütüphane beyanatlarında rakamlar çok yüksek. Bunların depolanması, bunların bir de tabii ki kullanılabilir halde olması sorunu var. Yani 1,5 milyon kitabı depolamak ya da onları kullanılabilir hale getirmek o da apayrı bir iş. Bunun nasıl başarılacağı sorunu da var. Yani bunlara özel depolar lazım, raflar lazım, numaralanması, bilgisayar kaydı lazım. Yani bunlar nasıl başarılacak bilmiyorum. Yani bu biraz 5 milyonluk kitap herhalde Amerika'daki Library of Congress'e öykünerek yapılan bir şey ama o kütüphane 1790'larda kurulmuş ve yaklaşık 200 milyonun üzerinde malzeme ve kitap var. Ve de üstüne üstlük yani en ilkel Afrika kabilelerinin bile malzemelerini orada bulmak mümkün. Yani bu tabii
Çok şey bir iş yani, çok ince ve çok zor bir iş bunu başarmak. Ama yani şeyi bilmiyorum. Yani gerek Başbakanlık Arşivi gibi son zamanlardaki bu tür şeye, bu tür malzemelerin bulunduğu yerlere parasal anlamda ve bina anlamında çok ciddi yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Ama mesela bu şimdi yine Başbakanlık Arşivi'nin kağıthaneye taşınması sırasında sağlıksız bir yerde yapıldığı, işte deniz zemininden daha aşağıda olması dolayısıyla bir takım rutubet ve su basma meselelerinin yaşandığı. Çünkü yani öyle bir hadisenin olduğunu ben kesin biliyorum. Çünkü orada çalışan Başbakanlık Arşivi'nde görevli arkadaşlarım var. Yani hakikaten su basmış. Yani basmaması diye bir şey olmamış. Yani belki iyi niyet iyi ama planlamalar yeterli düzeyde ve bilgili insanlar tarafından yapılmadığı için ya da bu konunun uzmanı yıllarını vermiş insanlara sorulup danışılmadığı için biraz bizim bu otoyollar meselesi gibi olmuş diye düşünüyorum açıkçası. Rica ederim. Buyurun. Evet. Olmuş. Evet. Yok. Bu tereke kayıtları maalesef o kadar çok değil ama ben mesela matbu tereke kitaplarını taradım. Bunların adedi yani Osmanlı döneminde tereke mahkemesi tarafından müzayede yoluyla satılacak kitapları içeren kataloglar yaklaşık adet olarak söyleyebilirim size 30 tane. O kadar az. Ayrıca belgelerdeki yani şer'i sicil arşivindeki miras
hukukuna dair belgelerdeki tereke dökümlerinde de kitaplar her sefer çok detaylı yazılmıyorlar. Yani mesela bir tane Kelam-ı Kadim yazıyor, bir tane medrese şey kitabı yazıyor, fıkıh kitabı diyor. Yani orada da kitapların adetleri ya da bir adamın kaç kitabı var olduğunu anlayabiliyoruz ama maalesef orada da künye meselesi ortaya çıkıyor. Yani bir fıkıh kitabı deyince işte hangi alemin fıkıh kitabı ya da hangi yüzyılda yazılmış, bunların detaylandırılması söz konusu değil. Bu konuda da dediğim gibi İsmail Erünsal hocanın yazdığı bu sahaflık tarihiyle ilgili kitapta bu tereke kayıtlarıyla ilgili çok kitap bilgisi var. Ayrıca da İstanbul şeyde zannediyorum İlahiyat Fakültesindeki bir takım hocalar bu konuyu da öğrencilerini çalıştırıyorlar. Yani daha yeni yeni bu künyeler meselesi, tereke kayıtları meselesi yeni yeni aydınlanıyor. Ama yine de Osmanlı'da bastırılan kitaplar çok sınırlı sayıda. Ha bir de bir problemimiz de şu, 1928'den sonra basılmış, yani yeni harflerle basılmış kitaplar konusunda 1934 yılına kadar yaklaşık o 6 yıllık büyük bir açığımız var. Yani 28 ile 1934 yılı arasında Latin alfabesiyle hem Anadolu'da hem İstanbul'da kaç kitap basıldı? Bunların isimleri, künyeleri neydi? Net olarak bilemiyoruz. Nedeni 28'e kadar eski harfli kitapların kaydını tutmuşlar, biliyoruz. 1934'ten sonra da derleme kanunu çıkmış. 34'te çıkıyor derleme kanunu. Ondan sonra kitaplar matbaalardan kütüphanelere gönderilir hale gelmiş. Ama 34 ile 28 arasında Anadolu'daki işte halk evlerinde, valiliklerde ya da özel kişilerin, kurumların yayınladıkları kitaplarda ya da İstanbul'daki devlet neşriyatında vesairede, hususi neşriyatta ne kadar kitap çıktığını hani hiç bilmiyor değiliz. Biliyoruz ama net bilgilerimiz yok maalesef. Dolayısıyla hala biz künye meselelerimizi, yani bir Amerika'da olduğu gibi, bir İngiltere'de olduğu gibi kitap ve künye meselemizi, kaç kitap bastığımızı net olarak konuşamıyoruz. Yok. Yok. Öyle bir toplu kitap toplanıp satılması söz konusu değil. Mutlaka 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Osmanlıca bir takım kitapları 80'li yıllarda, hatta günümüzde Osmanlıca kitapların yurt dışına alınıp satıldığı aşikardır. Hala da oluyor. Olmuyor değil. Bunu reddetmek mümkün değil. Ama bu 1920'de de 1910'da da olan bir şey. Yani mesela şöyle bir şey var. Sultan Abdülhamit'i ziyarete geliyor New York Belediye Başkanı, zannediyorum ismini Dwight mi ne, öyle bir şey. Sonra New York'a dönüyor. Sultan Abdülhamit o dönemde basılmış yaklaşık bir 1000'e yakın kitabı, Osmanlıca kitabı özel ciltletiyor. Arkasına ve önüne işte Sultan 2. Abdülhamit Han-ı Sani Hazretleri'nin işte efendime söyleyeyim New York'taki belediye başkanı bilmem neye ihta buyurduğu kitaplardır diye hepsini New York'a gönderiyorlar kitapların. Yani sultanın hediyesi olarak Osmanlı'da basılmış kitaplar, kitap örneklerini, bizde böyle kitaplar basılıyor diye şeye gönderiyorlar. Library ve kitaplar Library of Congress'a kaldırılıyor. Ve ayrıca da bu Abdülhamit'in meşhur merakı fotoğraflar ya, ülkedeki imar hareketlerini sokağa çıkmadığı için vehminden dolayı, korkusundan dolayı sokakta pek gezmediği için albümler halinde çektirip onları izliyor, bakıyor. İşte o nedenlerle de Abdülhamit'in meşhur Yıldız albümleri oluşuyor. Çok büyük bir 50 bin
kare mi ne öyle bir şey. Bunlar Yıldız Üniversitesi'nde, şeyde İstanbul Üniversitesi'nde Yıldız kitapları arasında duruyor. Hatta bazıları tarandı, dijitalize edildi. Pek çok araştırmacı onları da kullandı. O tür bir de yaklaşık bir, ne bileyim tam adedini bilmiyorum ama 40-50 tane büyük albüm yine şeye gönderiliyor hediye olarak New York Kütüphanesi. Onlar da bugün Library of Congress'te ve onların mesela hepsi kullanıma açık. Yani gerek Amerika'ya giderseniz oradan alabiliyorsunuz. Hatta belki de bilmiyorum şimdi belki teknoloji gelişmiştir. Library of Congress'in bir özel kanalıyla İstanbul'dan da bir ilişki sağlanabilir diye düşünüyorum belki. Ha. Evet. Ha. Yani evet. Evet. Küttüş, evet. Şey var. Müracaat ediyorsun. O tür kitap şeyleri, yani yurt dışına çıkışlar çoğunlukla oluyor. Yani ama şöyle de bir şey oluyor. Ben de durumu anlatıyorum zaten. Ben yani bu bir vaka, bu gerçek yani. Şöyle bir durum var şimdi. Benim sizin bir ahbabınız bana kitaplar getiriyor. Ne dedi işte, al bunları sat diye. Ben bunları satacağım. Siz çünkü bana kimse hediye etmiyor ya da ben bir kütüphane oluşturmuyorum. Çünkü bir kütüphane sahibi değilim. Benim mesleğim sahaflık, alıp satmak. Yani kalkıp da diyelim ki İstanbul'da sattığım bir adam, ister bu Amerikalı yaşayan, İstanbul'da yaşayan bir Amerikalı da olabilir. Amerika'da, İstanbul'da doktora yapan bir Japon adam da olabilir. Geldi ve sizin ahbabınızın bana şu fiyata sat dediği kitabı, hayır sen Japonsun ben satamam diyecek halim yok. Nitekim satıyorum. Ha o adam alıyor, Japonya'ya mı götürüyor? Götürüyor. Ya da ben normal Türk bir vatandaşı bir adama satıyorum ama adam tutuyor, alıyor mesela. O da başka birine satıyor. Bunun şeyi yok. Yani bunları engellememiz mümkün değil. Yani dolayısıyla benim de sattığım, mutlaka yurt dışına da sattığım bir şekilde yurt dışına gider ama ben şöyle de bir şey var. Ben 2 sene önce Christopher Ferrart diye bir İskoçyalı arkadaşımız var. Ta 1970'li yıllardan beri tanıdığım, ahbabım olan bir kişi. Yani bu sahaflık, çıraklık döneminden beri tanıdığım birisi. Bu bir Türkolog. Edinburgh'da yaşıyor. Bana dedi ki 3 sene önce, Nedret gel benim kütüphanemi seç, toparla. Burada çünkü Edinburgh'da bu işleri anlayan adam kalmadı. Edinburgh Üniversitesi'nde çok eskiden köklü bir Türkoloji bölümü var ama o da kapanmış vaziyette. Artık burada hani kitaplığı oraya da bağışlayamam. Burada ziyan olacak. Bir kitapçı da perişan olacak. Gel seç. Ben de gittim. Bir hafta misafir kaldım kendisinde. Beni gezdirdi, tozdurdu, yedirdi, içirdi. Ondan sonra ben yaklaşık bu adamdan 450 kilo kitap seçtim. İçinde Arapça ve Osmanlıca yazma ve kitap basma kitaplar da vardı. Sonra bu adam bana yaklaşık 20'şer kiloluk 25 koli halinde bunları gönderdi. Ve hepsi Türkiye'ye geldi. Ben bunları Türkiye'de sattım. Yani zaman zaman böyle de olmuş. Yani mesela Türkiyat Enstitüsü'nün, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türkiyat Enstitüsü'nün en büyük nadir kitaplarından bir tanesini oluşturan Katanov diye bir Rus bilgininin kitaplığı. 1920'lerde Ağaoğlu Ahmet, Fuat Köprülü, Yusuf Akçura gibi böyle Türkçülük ceryanının önemli adamları gidip Kırım'dan mı ne getirmişler kitapları? Bütün kitaplığı buraya getirmişler. Yani bu tür malzeme biraz seyyal bir malzeme. Yani ilgilisine ve meraklısına gezen bir malzeme. Ama 60'larda böyle büyük bir kitap satımı söz konusu değil. Hayır.
Başka sorusu olan varsa. Teşekkür ederim sana. Biz hayır, biz ne bu? Ben bir şey sormak istiyorum. 15-20 yıl önce bir tane kitap aldım. Kütüphane damgalıydı. Evet. Evde fark ettim. Gittim geri götürdüm. Hani hırsız gibi. İleride bulurlarsa kütüphanemde diye. Gittim sahafa damgal attım. Benim tarafımdan satılmıştır diye. Şimdi ama her taraf doldu. Evet, maalesef. Maalesef. Evet. Hepsini dijitale geçiriyorlar. Evet. Yani kağıt kalmayacak. Vallahi bu şöyle bir şey. Bu söylediğiniz de ciddi bir sıkıntı. Çünkü eskiden böyle kitapların hani damgalanıp piyasaya verilmesi hemen hemen olmayan bir işti. Bunu tek yapan Amerikan üniversiteleri ayarındaki bir takım batılı İstanbul'daki okullar yapardı. Özellikle Robert Kolej yapardı. Ki ama onların şöyle bir özelliği vardır. Onlar Amerika'daki kütüphaneler genellikle bu işi yapar. Belli bir dönem yani belli bir zaman dilimi içerisinde hiç ellenmeyen, hiç sorulmayan kitapları discard diye bir damga vurup önce kendi içinde, akademisindeki içine, öğrencilerine falan böyle çok ucuz bir şekilde sattırırlar. Daha sonra da o piyasaya da düşer. Böyle olur. Yani biz mesela çok Amerika'dan, pek çok kütüphaneden kütüphane damgalı ama üstüne dışarıya çıkarılmıştır damgası vurulan şeyler, kitapları özellikle de İstanbul ve Türkiye ile ilgili kitapları almışızdır. Böyle bir şey var. Ama şimdi bu artık liselere düşmüş vaziyette. Esas tehlike bu. Benim sormak istediğim devlet kütüphaneleri damgası var. İşte var. Yani bu devlet kütüphaneleri ben Çanakkale İlhak Kitaplığı'nın kitaplarının atıldığını gördüm. Listesini gördüm. Hatta ondan yaklaşık bir koli kitap bana geldi bir şekilde. Ve Uzun Çarşılı'nın Kapıkulu Ocakları, Saray Teşkilatı adlı kitaplarının tarihi değeri yoktur diye yazılıp raporlandığını gördüm. Tarihi değeri yoktur, tarihsel olarak bilimsel değeri kalmamıştır gibi rapor yazmış bir akademisyen. Onun üzerine İlhak Kitaplığı'nın eski kitaplarının büyük bir kısmını atmışlar. Ama damgalar var vesaire var. Bu son zamanlarda bu ta ilkokul veyahut da ne bileyim ben lise, ortaokul, köklü böyle Anadolu okullarına, İstanbul'daki bir takım köklü okullara kadar düştü, yayıldı. Yani maalesef. O bir şey. Yani aslında tabii bunu meslek olarak ben alınmasını, satılmasını pek doğru bulmuyorum bazı durumlarda. Özellikle eğer çalışan bir kütüphanesi falan varsa, böyle ne bileyim Galatasaray Lisesi kütüphanesi gibi bir damgada falan varsa, onun muhakkak bir kontrolünün yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama var son zamanlarda bu bir vaka, gerçek. Evet, evet. Kitaplardan kurtulacağınızı sanmayın diyor. Ben de o görüşteyim ama vallahi dijitalleşme tabii kitabın meraklısının azalmasına meraklısının azalmasını sağlıyor ama sebep oluyor ama bizim daha henüz o kadar alacağımız yol var ki yani artık her şey dijitalleşti. Nedret sen kenara çekil denilecek hiçbir durum yok. Benim belki torunum falan onu olabilir. Çünkü daha biz kendi kaynaklarımıza hakim değiliz kayıt olarak. Onun nerede kaldı? Dijitalleşmesi. Ama akademisyenler de bu büyük bir erozyona neden oldu. Artık Türkiye'de akademiden herhangi bir kitap alan adama dedi kalmadı gibi bence.
Evet, yani dergi toplayan adam kalmadı. Böyle özel bir takım temel kitapları alan hiçbir adam kalmadı. Yani mesela tarihçi adam ama tarihi Cevdet evinde yok. Nasıl olsa bende PDF'i var diyor. Yani ama tabii öyle kitap meraklıları var ki kitabı da eline almadan, okşamadan, kokusunu hissetmeden de almayan hala bir sürü adamımız var. Biz de onlarla yaşıyoruz. Evet. 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 Tamam. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun.